Evet sevgili dostlar, kısa bir aradan sonra vahyin penceresinden bakmaya devam ediyoruz. Bugün çok önemli, belki gündemimizi fazla işgal etmeyen, fazla sormadığımız ama bir yandan da bizi aslında çok alakadar eden, ya acı çektiğimiz, yaralarımızın olduğu bir meseleyi ele alıyoruz, teşrih masasına yatırıyoruz. Ev ve şehir efendim. Kıymetli Mustafa İslamoğlu hocamla beraber bu beyt, ev, neyin merkeze alınması gerektiği, bunun Kur'ani kökleri, referansları, bunun üzerine bir açılış, bir ilk program, ilk kısmı yaptık. Şimdi efendim özellikle şehir, şehirle bunun bağlantısı, şehrin de Medine ile olan irtibatı, onları size arz edecek sevgili hocamız. Evet hocam, kaldığımız nokta burasıydı. Medine'ydi. Eyvallah. Oradan yürüyelim inşallah. Medine, malumunuz bugün Medine olarak andığımız şehrin asıl ismi Yesrib. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yesrib'e geldikten sonra Medine-tün Nebi diye adlandırıldı. Peygamber şehri. Medine aslında Deyan kökünden türetilmiş. Hatta din ile aynı kökten. Deyene. Değil mi? Aynı kökten. Deyin borç demektir. Borçtan nasıl Medine'ye geliyoruz? Aslında borcun olduğu yer, ticaretin yapıldığı yerdir. Evet. Ticaretin yapıldığı yer, alışverişin yapıldığı yerdir. Alışverişin yapıldığı yerde insanlar alacaklı ve verecekli olurlar ve onlar arasında çıkan ihtilafı gidermek için bir deyan, hukuku uygulayan hukuk adamı gerekir. Hukuk çünkü taalluk ediyor birbirlerine. Eyvallah. Evet, evet. Hukukun içinde cari olduğu bir yer olmadan bir merkez Medine olmaz. Onun için Medine hukukun üstün olduğu yer manasına gelir. Deyyanı olan yer. Çok güzel. Evet. Deyyan hukuk ihtilaflarını halleden hukuk adamı demektir. Yani terminolojik anlamı bu. Budur. Deyyan. Evet. Hukuk Deyyanı olan mahalle Medine diyoruz. Bizde bir yere Medine denmesi, şehir denmesi için 3 şart vardır. Bir, deyyanı olacak. Yani bir, hukuk uygulanacak. Hukukun üstünlüğü orada esas olacak. İki, cuma kılınacak. Hmm. Üç, pazar kurulacak. Eyvallah. Cuma, pazar. Eyvallah. Hukuk, ibadet ve ticaret. Hukuk, ibadet ticaret. Ve ticaret. Yani adalet, ibadet ticaret. Evet, daha veciz söylersin. Eyvallah. Bu üçü olduysa ora Medine'dir. Adalet varsa Medine'dir. İbadet varsa Medine'dir. Ticaret varsa Medine. Galiba ikinci maddenin de diğerler üzerine çarpan özelliği varmış gibi. Doğrudur. Tabii ki. Yani adaletin ibadet şuuruyla, ticaretin de ibadet bilinciyle yapılmaz. Çünkü aynen kalp öyle. Mescitti. Aynen. Merkez öyle. Mescitti. Aynen öyle. Zaten hayat iki eksen etrafında döner. Vahyin inşa ettiği dünyada. Biri tevhid, diğeri adalet. Bu ikisi iki kanattır. Tevhidi de hakikat de diyebiliriz. Hakikat ve adalet. Tüm hayatı, bütün bir varlığa bakışımızı iki kelimede özetleyebiliriz. Hakikat ve adalet. Hakikat insandan Allah'a ulaşan ilişkiyi, adaletse insandan varlığa, insandan insana, insandan eşyaya, insandan mekana, insandan zamana ulaşan ilişkiyi ifade eder. Bu ikisini kurduğunuzda, hakikat ve adalet ilişkisini doğru kurduğunuzda, işte mutluluk oradadır. Evet. Anlatabiliyor muyum? Hakikat tarafını tevhid ifade eder. Adalet tarafında muamele ifade eder. İşte. Yani tersi zulümdür. Öbürünün de tersi batıldır. Dolayısıyla hakikat ve adalet her şeyi ifade eder. Bir müminin çift kanadıdır. Bu kanatlardan biri kırık olursa o uçamaz. O kuş uçamaz. Menzili maksude erişemez. Dolayısıyla Medine bu. Medine'nin ruhu da bu üç şey. Evet, üç şeydir dedik. Adalettir dedik. Efendim, ibadettir dedik. Ve ticaret. Sevgili hocam, onun için Hazreti Peygamber ne yaptı ki Yesrib'e gelince? Ya, orası Medine oldu. Aynen, ben bunu merak ettim. Böyle şimdi oldu işte. Yesrib'e geldiğinde üç şey yaptı. İlk yaptığı şey üç şey. Bir, Allah'ın evinin şubesini açtı. Beytullah'ın Medine şubesini açtı. Mescid-i Nebi.
Çok güzel. Beytullah'ın şubesidir. Beytullah'ın şubesi. Her mescit Beytullah'ın Kabe'nin bir oradaki şubesidir. Aynen öyle. Onu açtı. Yani hakikatin evini yaptı. Hakikatin evini. İkincisi Allah Resulü Suffe'yi açtı. İkinci aşama. İkinci bu. Aşama. İkinci yaptı imar faaliyeti. Yani birincisi kalbin imarı. Kalbin imarı. İkincisi aklın imarı. İmarı. Suffe. Suffe. Suffe bilgi veriyordu. Yani bir medreseydi, bir okuldu. Aklın imarını yaptı. Üçüncüsü de karnın imarını. Yani pazar. Pazar, bedenin imarını yaptı. Ve üç, yani din ve dünya diye ayıramıyorsunuz. Tabii. Bedeni ruhtan, ruhu bedenden ayıramıyorsunuz. Ayırdığınız zaman hayat denilen şey kalmıyor. Kalmıyor. Karşınızda insan olmuyor. Tabii. Onun için bakınız bizde böyle bir dualistik yaklaşım yok. Yok. Yani ikicil bir yaklaşım yok. Bizde tevhid var. Tevhid bu manada varlığı algılamamıza da sirayet ediyor. Siniyor. İşte bu manada üç şey yaptı Efendimiz. Bir, kalbi doyuran Mescid-i Nebi. İki, aklı doyuran Suffe. Üç, bedeni doyuran pazar. Üç şey yaptı. Bu önemli. Ora işte Medine-tün Nebi oldu. Medine oldu. Burada medeniyet evet. Nedir suali? Gündeme geliyor. Geliyor. Medeniyet aslında cevher değil, arazdır. Bugün efendim bazıları çıkıyorlar, işte aşırı bir medeniyet vurgusu yapıyorlar ve yani, medeniyeti araz olmaktan çıkarıp asıl cevher haline dönüştürüyorlar. Bu işi bilmemek demek. Yani sanki İslam'ın yegane varlığı, bu kadar külli hakikatin varlığı medeniyet inşası için. Maalesef. Oysa ki medeniyet meyvedir. Meyvedir. Meyveyi tohumu ekerek elde edersiniz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla çalıyı tepesinden sürmezsiniz. Medeniyet sanki cevhermiş gibi konuşmamak lazım. Bu işi bilmemektir. Bu tip söylem tutturanlara bakıyorum. Postmodernizmi İslamileştiriyorlar. İslamileştiriyorlar. Postmodernizmin modernizm eleştirisini İslami bir kılıf altında sokup medeniyetçilik yapıyorlar. Evet, medeniyetçi. Bu hiç hoş bir şey değil. İslamiyet'in medeniyet söylemine indirgemek bu konuda ciddi bir problem. Aynen, cevheri araza indirgemek demektir. Bir entelektüel anayı, hastalığı gibi geliyor bana. Anayı bebek için katletmek. Anayı bebek için. Onun için de zaten bu hastalıklı yaklaşımın, bu hastalıklı söylemin temelinde de bu tip insanların dinin ana bilgi sistemlerinden konuşacak bir altyapıları yok. Yok. Tüm bildikleri yine Batı. Batıyı eleştiriyorlar ama Batıyı Batılılardan aldıkları donelerle eleştiriyorlar. Biraz şeylik yapalım. Yani, izleyicilerimiz ukalalık gibi olmasın ama sosyolojist bakış. Evet. Yani, toplumcu bakış açısı illet, o hastalık, her şey toplum için ya sosyolojimde de. Evet. O bakış açısı bu sefer sanki din medeniyet için varmış gibi yani semayı yere çakıyorsun. Evet. Çok işte tumturaklı laflar ediyor görüyorsunuz böyle dış bakışta, görünüşte. Evet, evet, ya evet. Ne dolu falan şeyler zannediyorsunuz. Harika, evet. Altını kazıyorsunuz ki ne kavramsal dünyası, ne zihin dünyası, ne duygu dünyası bize ait bir dünya değil. Çalıntı bir dünya ile bizi savunduğunu zannediyor. Dolayısıyla bu aslında istitraden parantez içi bir ikinci olarak ortaya çıktı ama güzel oldu. Kaç çok hoş şeydi. Oldu. Küçük bir eleştirel anlamda söylemiş evet. Oldum. Yani her şeyi yerine koymak lazım. Ne dedik? Her şeyin merkezi var. Onun için bir şeyi yerinden etmek zulümdür. Yerine koymak hikmettir. Medeniyeti de yerine koymak lazım. Her şeyi medeniyet. Medeniyet bir arazdır, cevher değildir ki. Eğer siz kökleri unutursanız medeniyeti unut. Tabii. Medeniyet Medine'yi kurmadı ki. Medine medeniyeti getirdi. Medine'yi kuran da değerlerdi. Evet. O değerlerin kökü vahidir. Vahiy bilmeyen, vahiyle inşa olmamış adamların medeniyet savunuculuğu sadece işportacılıktan öteye geçmez. Evet. Yani bunu özellikle vurgulamak isterim. Evet. Ve dönecek olursak medeniyet Medinelerin toplamıdır aslında. Medineleri topladığınızda ortaya çıkan şeye medeniyet diyoruz. Onun için bizim medeniyetimizi de baktığımızda öyle değil mi? Aslında Urfa, Mardin, Diyarbakır, Antakya
İstanbul, özellikle şimdi İstanbul kaldı mı? Kaldı. Zeyrek diyelim, evet. Süleymaniye diyelim de. Daha bir yerine otursun. Yerine otursun, bari bir şey söylemiş olalım. Yoksa İstanbul ne? İstanbul neresi? Hangisine İstanbul diyeceğiz? Yani bugün Süleymaniye İstanbul'sa eğer, efendim ne bileyim. Beylikdüzü ne oluyor? Beylikdüzü ne oluyor? Çok oradaki güzel. Oradaki dostlarımızı çok seviyoruz Bahçeşehir ama. Bahçeşehir ne oluyor? Efendim, anladım, yani nasıl telif edeceğiz nasıl bu ikisini? Beynethera ve Süreyya, yerle gök kadar fark. Nasıl telif edeceğiz? Dolayısıyla İstanbul deyip de kaçamak yapmayalım. Evet. En iyisi adını koyalım. Evet. Süleymaniye diyelim. Evet. Zeyrek diyelim bir örnek olması açısından. Efendim, Kurtuba, Saraybosna, ya, Üsküp, Prizren, Priştine. Efendim, yani sayabiliriz. Şam. Efendim, Sana. Evet, Sana. Yani hemen hemen çoğunu gördüğüm şeyler. Sokaklarında gezdiğim şehirler buralar. Yani değil mi? Rey şehri. Rey çok. Eski Tahran. Efendim, Füstat, eski Kahire. Amr ibn As'ın kurduğu Kahire. Efendim, bütün bunları bir araya getirdiğinizde aslında ruhu olduğunu görüyorsunuz. Bir ananın evlatları gibi. Bunlar bir ananın evlatları gibi farklılıklar taşıyorlar. Mizaçları farklı, karakterleri farklı falan. Fakat DNA'larının hepsi aynı. Hmm. O DNA ölçümü yaptığınızda anlıyorsunuz ki bunlar bir annenin evlatları. Bu evlatlar bir Medine'nin medeniyeti. Medeniyeti. Bir tasavvurun şehirleri. Bir tasavvurun şehirleri. Daha doğrusu bir kalbin şehre dönüşmüş hali. Evet. Yani insanın içindekinin dışına çıkmış hali. Değerlerin tecessüm etmiş hali. Eyvallah. Ete kemiğe bürünmüş biçimi. Yani bu manada modern şehirlerle kıyaslamak lazım madem şehre geldi. Mesela ben Deniz Paris'i gezdim, defaatle gezdim. Eyfel'den baktınız mı? Eyfel'den de baktım defaatle efendim. Merak metrosunda ediyorum, ne gördünüz? Gezdim. İç efendim link, dış link de gezdim. Yani en eski Paris'e gittim. Louvre Müzesi'nin o rahmetli Hamidullah hocamızın oturduğu semtlere de gittim. En yeni efendim La Défense, evet, La Défense diye bir şey vardır ki var. Acayip bir şeydir efendim. Finans mimari merkezi aynı zamanda. Farklı bir mimari tarz denenmiştir La Défense'da. Yani nereye? İster Napolyon'un Paris'ine bakın. İster efendim Valéry Giscard d'Estaing'in Paris'ine bakın. Hangisine bakarsanız bakın. Aslında Paris, Londra, Berlin, Moskova tipi şehirleri modern şehir kategorisine sokuyoruz. Kent. Özellikle yani. Rönesans kentleri bunlar. Yani barok ve rokoko tipi binaların en tipik örneklerini olduğu buralarda görüyorsunuz. Ve gerçekten de bu şehirlere baktığınızda ilk gözünüze çarpan şey baklava tepsisi gibi merkeziyetçi bir anlayış görüyorsunuz. Bir meydana açılan dümdüz yollar, bir taraftan bakınca öbür tarafı gördüğünüz kilometrelerce uzunlukta düz bir arazi. Ancak bir asker böyle bir şehri planlar diyorsunuz. Arka planına gittiğinizde gerçekten de asker kafasıyla militer bir şehir anlayışı çıkıyor. Militer bir şehir anlayışı. Şehrin kendisi militarist. Şehrin kendisine üniforma giydirmişler. Şehirde ruh yok. Şehirde onun için planya var tabir caizse. Planya. Evet. Cetvel, gönye. 5'e 10 kalaslar gibi. Kalaslar. Cetvel, gönye ile. Yani şehirde onun için insanın biricikliği ve orijinalliği gözükmüyor. Evet. Herkesin zevkler ve renkler farklı olur ya. Zevkler ve renkler yok orada. Zevkler ve renkler dışlanmış, biri şak diye emretmiş, öbürü de tak diye yapmış. Yapmış, evet. İşte böyle Napolyon'un patates baskısı gibi diyorsunuz ya siz. patates baskıları yapılmış. Eyvallah. Aralarda kocaman yollar, insanın kaybolduğu, gittiği, şahsiyetsizleştiği mekan. İnsanın insana değmediği şeyler. İnsanın insana değmediği, asıl bu. Yani bu şehirlerde, bu kentlerde insan yok.
Bu kentlerde insan küçülüyor, bina büyüyor. Bina büyüyor. İnsan küçülüyor, yol büyüyor. İnsan küçülüyor, cadde büyüyor. İnsan küçülüyor, bulvar büyüyor. İnsan küçülüyor, park büyüyor. Anlatabiliyor muyum? Ama insan küçülüyor. Çok ilginç. Evet, küçülüyor, eziliyor. Küçülüyor, eziliyor. Eziliyor. Evet. Ve onun için bakarken şapkanızı düşüren binalar bu kentlerde. Hı hı. Ve ille de askerin tankıyla, topuyla, tüfeğiyle girebileceği cadde. Tabii. Tanka uygun cadde, uygun cadde. Tanka uygun caddeler. Sokağına tank giren şehirlere kent diyoruz, şehir demiyoruz. Çok güzel bir tarif. Eyvallah. Çok iyi. Tank girmek esas, çünkü militarist bir mantık var. Aynen öyle. Aynen öyle. Onun için bunlar mühendislik ürünü. Modern insan gibi modern şehirler de mühendislik ürünü. Bir kısım ahali niye hayran olup geliyorlar? Ah Avrupa, işte ya Paris, ben Louvre Müzesi'ndeyken falan diye biliyorsunuz. Çok böyle hayranlıkla anlatıyorlar. Ya ne kadar düzenli şehir. Kardeşim bir gittim, böyle çizmişler, caddeleri geniş, vallahi çok hoş falan diye. Bu nasıl bir kafa hocam, nedir bu? Bu mağlubiyet psikolojisi diyoruz biz buna. Mağluplar galipleri taklit ederler. Mağluplar galiplere hayran olurlar. Bu kendi iddialarını yitirmiş olmanın verdiği acizlik ve zavallılık. Aynen. Onun için Ziya Paşa işte dolaştım. Diyarı Rum'u, Kaşane, evet. Bütün kaşaneler gördüm. Dolaştım mülkü İslam'ı, bütün viraneler gördüm. Şeyine benzemiyor. Anlatabiliyor muyum? Tiradına benzemiyor. O kaşanelerin neye mal olduğunu, o kaşanelerin taşlarını kaldırıp altında yatanı görmedikten sonra gördüğün kaşane, kaşane değil. Harcındaki kanı görmedikten Eyvallah. Sonra... Gözyaşını ve kanı görmedikten sonra o kaşane neye bedel oldu, neye mal oldu ve daha ne getirecek? Şimdi görüyoruz da o zaman o görmemişti. Şimdi biz görüyoruz. Şimdi yanan Paris'ten görüyoruz. Gelecekte yanacak olandan göreceğiz. Evet. Dolayısıyla biz o şartlarda kalkınmayı yüz kızartıcı bir insanlık suçu biliriz. Ve elhamdülillah bu suçu işlemedik. Evet. Bunun için de müftekiriz. Bunun için de atalarımıza teşekkür ediyoruz. Evet. Bize başkalarının kan ve gözyaşı pahasına bir refah yaşatmadığınız için size teşekkür ediyoruz. Evet. Biz istemezdik. Çünkü yarın yüzümüze tükürüleceğine böyle olsun. Böyle olsun biz yapalım. Kalkınmayalım ama insan aynen. olalım. Aynen öyle. Yani kalkınmak denilen aynen. şeyin bedeli buysa... İlerlemek. İlerlemek veya, dedikleri şey hani eyvallah. Terakki diye eyvallah. Peşinden koştukları buysa olmasın. Ruhsuz ve simetrik gerçekten de. Yani bu modern şehirler ki bizim klasik şehirlerimize bakınca modern kentler hakikaten cetvelle çizilmiş gibi ruhsuz ve simetrik. Tek tip. Tek tip. Yani tabiri caizse ulus devletin tüm zaaflarını modern şehircilikte de görüyorsunuz. Ulus devlet bir ulus yaratmaya çalışıyor evet, değil mi? Tek tip bir ulus yaratmaya yani, çalışıyor. Mühendislik projesi aslında ulus devlet. Sınıfsız, kaynaşmış bir unsur oluşturmak istiyor. Aynen onun gibi bir mühendislik projesi olan toplum meydana getirme talebinde olduğu gibi mühendislik projesi olan bir de kent meydana getiriyor. Yani insan tipine uygun mekanlar. Evet. İnsan tipine. Burada aslında şöyle bakıyorsun. İlk görüşte hayran bırakıyor seni. Hı hı. İlk görüşte gerçekten gözünde büyüyor. Ama içini düşündüğünde insanın içini boşalttığını görüyorsun. İnsanın orijinalliğini boşalttığını görüyorsun. Evet. İnsanın biricikliğini ve özgünlüğünü yani şahsiyetini yok ettiğini görüyorsun. Çünkü insan şahsiyetini evine verir, mekanına verir. Yani mekanınız biraz da sizin şahsiyetinizi yansıtır. Tabii. Benim şahsiyetimle hiç alakası olmayan bir mekana koymak beni aslında bir zindana koymaktır. Benim mekanım şahsiyetimi yansıtsın. Evet. Yani eğer hayatı neşeli karşılayan bir tipsem onu evimin boyasına yansıtayım. Evim de biraz nüktedan görünsün. Nüktedan görünsün. Evim de o nüktedanlık da görünsün. O nüktedanlık benim binamda görünsün. Ben efendim mizac olarak biraz sert yapılıysam tamam. Evimde de o görünsün. Evet.
Yani hatta evime bakan bu evin sahibi şöyle biri diyebilsin. Diyebilsin ki mekanla özdeşleşeyim. Mekan bana, ben mekana tesir edeyim. Mekanı benimseyeyim. Evet. Ki mekanın da bir şahsiyeti olsun. Dolayısıyla bizde mekanın şahsiyeti vardır. Çünkü bizde insan birimi şahsiyettir. Orada ise mekanın şahsiyeti bırakılmıyor. Niye? Çünkü birey üzerinden. İndividualizm, bireycilik mekana da yansıyor. Mekana yansıdığı için bakıyorsunuz gerçekten de bireyci. Olanca iddiasına rağmen insansız. İnsansız. Olanca büyüklüğüne rağmen insansız. Onun için komşusuz mesela. Evet. Komşu diye bir derdi yok. Onun için de mahallesiz. Hmm. Geldik mahalleye. Geldik mahalleye. Mahallesiz. Mahallenin Arapça ismini duymuşsunuzdur. Konferansı izlediniz tabii. Evet. Evet. Hay. Hay. Eyvah. Diri, canlı. Canlı, diri. Evet. Hayatın nabzının attığı yer mahalledir. Bizde mahallenin tarifi budur. Evet. Akışkanlığın olduğu, hareketin, dinamizmin, paylaşımın olduğu yer mahalledir. Aynen öyle. Ölü değildir yani mahalle. Ölü değildir. Diridir. Hatta sadece diri değildir, dirilticidir. Hmm. Dirici. Yani mahalleye ölü girse dirilir. Dolayısıyla haydir. Ve ahyaın, yani haylerin toplamından oluşur bizde Medine. Yani nasıl ki medeniyet Medinelerin toplamından oluşursa, hayların toplamından da Medine oluşur. Mahalleler, hay olan mahallelerin. Eyvallah. Ve hayların, mahallelerin çıkmaz sokakları vardır. Aslında evet. O çıkmaz sokaklarda ucu bitmez ne hikayeler yaşanır. Hem de nasıl. Ne muhteşem masallar yaşanır. Ve o çıkmaz sokaklar yarı mahremiyet mahalleridir. Hmm. Onun için çıkmazdır. Çıkmaz sokakta oturanlar hep birbirlerini tanırlar. Çıkmaz sokakta oturanlar birbirlerine selam vermek zorundadırlar. Evet. Çıkmaz sokakta oturanlar adeta büyük bir evde yaşar gibi yaşarlar. Onun için o sokağın kendisi de mahremiyete dahildir. Evet. Çıkmaz sokağa. Ve bir evin ahalisi ve mensupları gibidirler. Eyvallah. Çıkmaz sokakta büyüyen birisi olarak o kültürü Nevşehir'de çok iyi biliyorum. Hakikaten evet, öyledir. O kültürü yaşamayan bilmez. Evet. Çıkmaz sokakların kendine has bir havası vardır. Bir evde hüzün olduğu zaman her evde hüzün var. Evet. Paylaşılır ve hüzün düşer. 40 gün televizyon açılmaz, müzik dinlenmez. Aynen öyle. Eve gelirsiniz anneniz yok mesela. Sadece o mu? Ben size bir mahalle tarifi yapayım. Efendim... Komşu tarifi daha doğrusu. Komşu yemeğinizin kokusunu alandır. Ya güzel. Koku eksenli bir eyvallah. Komşuluk tarifi. Koku eksenli bir yakınlık koku. Eksenli değil. Aynen öyle. Koku eksenli. Hmm. Yemeğinizin kokusu ulaştığında yemeğiniz ulaşmak zorundadır. Ve alışveriş başlar. Ve alışveriş başlar. Sadece tabaklar gidip gelmez. Tabii. Tabakların içinde yürekler gidip gelir. Aynen öyle. Gönüller gidip gelir. O gönüllerin içerisinde neler gider, neler gelir. Bazen efendim kızın gönlü oğlana gider, oğlanın gönlü kıza gelir. Ve orada işte başlar büyük aşklar, tabii. Büyük hikayeler, büyük muhabbetler oralarda başlar. Büyük dostluklar oralarda başlar. Köprüler atılır, münasebetler eyvallah, kurulur. Kapılar açılır. Kapılar açılır. İnsanlar eyvallah. Kendi mezarlarında kapıları kalın kalın kapatıp durmazlar. Evler mezara dönüşmez. Evler artık aslında... Biz bir kişi veya bir ev değiliz. Biz şu kadar eviz olur orada. Evet. Onun için yemek pişerken mutlaka komşu hakkı da konur yemeğin suyuna. Komşu hakkı da konur. Biliyorsun ki o anda öbür komşu da sizin için komşu hakkını koymuştur. Koymuştur, evet. Ve siz aslında tek çeşit pişirirsiniz ama üç çeşit yersiniz. Üç çeşit bir şey pişirmediğiniz halde üç çeşit yemeniz iki yerden koku geldiği içindir. O da tek çeşit pişirir ama üç çeşit yer. Rızık, İkisi infak, dışarıdan, bütün bunlar zekat, hepsi yaşanır. İkisi dışarıdan gelmiştir. Yani mahalle budur. Akraba evler. Sadece insanlar akraba değildir. Evler de akrabadır. Evler de akraba. Yani mekanlar da birbirine akraba olur. Ve bunu lafın gelişi söylemiyorum.
Anadolu'da duvar ortak kullanılırdı. Evet. Evet. Sağdaki ev ağaçlarını biz ma deriz. Ma bizde de öyledir. Öyle mi? Ma'dır bizde. Ma deriz. Ma'ını duvarın yarısının üzerine atar. Sol evin sahibi de ma'ını öbür yarısına atar. Ya da bir onunki, bir onunki. Münavebeli, evet. Bu neyi getirir biliyor musunuz? Bu birinin damı üstüne yıkılacağı zaman öbürünün de damı yıkılacağı için sadece kendi damına bakmaz. Onun başına bir iş geldiği zaman onun da damına bakar. Evet. Bu onun evi benim evimdir. Birimizin evi başımıza yıkıldığında öbürümüzün de yıkılır. Duygusunu getirir. Evet. İşte bu paylaşmadır. Aslında gök kubbeyi paylaşır gibi damı paylaşır. Paylaşmaktır. Mekanı paylaşırlar. Yani sadece bu duygusal bazda değil, mimaride de böyledir demeye getirir. Değil mi? Kendisini gösteriyor. Eyvallah. Kendisini gösterir. Mahallenin sınırları aslında... Nerede başlar, nerede biter? Ezanın ulaştığı yerdir. Allah Allah. Yani böyle bir mesafe, kilometre, metre manasında değil. Ezan ulaşıyorsa mahalle. Ezan sesinin ulaştığı yer mahalledir. Yani mahallenin camisinin ezanı nereye ulaşıyor, ora mahalledir. Biraz ama çıplak ses herhalde düşünmemiz gerekecek. Yoksa şeyle, ama şimdi hoparlörle. Hoparlör çıktı da hoparlörü de kesen binalar çıktı. Aa, binalar var. Doğru. Eyvallah. Sesi bloke ediyor. Sesi bloke ediyor. Dolayısıyla yani mahalle tabiri caizse bir ezanı dinleyen insanlar ve mekanlar topluluğu. Çok hoş. Ve mahalle evlerin cemaat halidir. Evlerin cemaat tabii, hali. Tabii. Sadece insanlar mı cemaatle namaz kılar? Evler böyle saf saf durmuşlar. Evler saf saf durmuşlar. Saf oluşturmuşlar. Aynen öyle. Evler saf olmuştur. Safa durmuştur. Hmm. Omuzları omuzlarına değmiştir. Değmiştir. Ve sırtlarını birbirlerine dönmemişlerdir. Hmm. Dolayısıyla aynı yöne yönelmişlerdir. Merkezinde cami vardır. Onun içinde saf olmuşlar. Tabir caizse Kabe'nin şubesini tavaf eden bir saf gibidirler. Evet. Evler. Evet. Onun için evlerin cemaat olmuş haline biz mahalle diyoruz. Evet. Burada da bak, hep hocam siz anlatıyorsunuz. İnsanın içindeki mimari dışına yansıyor. Aynen öyle. Zihniyet, tasavvur, aynen, duygulu düşünceler ağı mekanda kendisini somutlaştırıyor. Değil mi? Tam burada belki birazdan açılacaktı ama İslam mimarisinin en tipik özelliklerinden biri saf mimarisi olması ve İslam dışı mimarinin en tipik özelliklerinden biri de piramidik mimari olmasıdır. Bugün evleri üst üste koyarak yapmaları ve gökdelen kültürü bize ait değildir. Değil. Bu da tesadüf değildir. Bu gökdelen yarışının özünde piramidik mimari, yani içerideki tasavvur yatar. Yatar. Ve bunun da ta arka planında bakın isterseniz iki müspet iki menfi örnek vereyim. Lütfen. Saf mimarisine iki örnek vereyim. Piramit mimarisine iki örnek vereyim. Saf mimarisinin bir örneği Kabe, bir örneği Kudüs-ü Şerif. Kabe'ye bakın. Kabe'nin üç etrafında üç tane tepe var. Bir tepenin üstüne yapılabilirdi. Hiç de bir sakınca yok. Tabii o biraz kaya gibi zaten zemin. Tepeye yapılır. Tepeye yapılır. 60 kere de su basmazdı. Evet. Ama tepeye değil en dibe yapılmıştır. Bu tevazudur. Hmm. Evet. Bu tevazu. Mekanın tevazu. Mekanın tevazu. Burada aslında piramit mimarisine bir aykırılık görür. Herkes görecek. Yani mahremiyete aykırılık yok başta. Evet. Herkese tepeden bakma yok. Herkes sizi görür ama siz de herkesi görürsünüz. Peki siz tepeden bakarsanız aşağıdaki avluların mahremiyeti ne olacak? Hmm. O yüzden Hazreti Peygamber değil mi? Siz hatırlatıyorsunuz bir yerde. Eyvallah. İkinci katı yapmış adam. Allah Resulü Mescid-i Nebevi'ye gidiyor namaz kılmak için. Efendim, demek ki ya Akik Vadisi'ndeydi. Yani yazları Akik Vadisi'ne giderdi.
Maria annemizin yanında kalırdı. Öyle bir şey olsa gerek ki gelirken bakıyor ikinci bir kat görüyor. Diğer evlerin hepsi tek katlı. Tek katlı. İkinci bir kat var. İkinci bir kat var. Çok alnını kırıştırıyor. Hiç hoşlanmadığını belli ediyor. Ve namaza gidiyor. Namazdan çıkınca dönerken bakıyor. İkinci kat yok. Ya süperallah. Görmüş. Ev sahibi görmüş. Allah Allah. Yani mübarekliğe bakın. Şu güzelliğe bakın. Şu terbiyeye bakın. Muazzam. Zat görmüş Allah Resulü'nün yüzünün ekşiliğini görmüş, değil ve mi? Dönünceye kadar ikinci katı yok etmiş. Peki Allah Resulü aslında ikinci kata mı tepki gösterdi? Alakası yok. Tepki ikinci kata değil. Yani evlerin tek katlı olması farz, vacip, sünnet falan değil. Değil. Herkesin tek katlı ev yaptığı ve mahremiyetin avluya dahil olduğu, avlunun da mahremiyetin bir parçası olduğu bir mimaride siz ikinci katı yapıyorsanız sistemi bozuyorsunuz. Evet. Sistemden çıkıyorsunuz. Tüm sistemi alt üst ediyorsunuz. Evet, yani genel ortalamanın, sevad-ı azamın Eyvallah. Dışına çıkıyorsunuz. Anlatabildim. Vasatı bozuyorsunuz. Aynen öyle. Onun için dönelim. Piramidik mimari saf mimarisi. İslam mimarisi saf mimarisidir. Efendim İslam dışı mimari piramidik mimaridir. Bakınız Kabe böyle. Kudüs-i Şerif işte Süleyman Mabedi diye bildiğimiz mabed. Nereye yapılmıştır? Baktığımızda Zeytin Dağı'nın tepesine yapılabilirdi. Evet. Ama taş zeminin üstüne yapılmıştır. O zemin tamamıyla taştır. Taştır ve o zeminden kesilen taşlarla yapılmıştır. Taş zemin üzerine o zeminden kesilen taşlarla. Kabe de bölgedeki taşlarla yapılmıştır. Dışarıdan taş getirilmemiştir. Hariçten malzeme? Malzeme getirilmemiştir. Yok. Onu da söyleyeceğim Onu zaten. Onu da söyleyeceğim. O da önemli. Efendim? İki tane de piramidik mimariye örnek vereyim. Biri piramitler. Firavunların yaptığı mezarlar. Yaptı. Evet. Firavun mimarisidir o. Üst üste koyar ve bölgenin en yüksek yerine yapar. Görünme ve gösterme aşkı baskındır. Görünme ve gösterme. Onun hatta görme. Görme, görünme, gösterme. Evet. Bu aslında bugünkü vizyonik uygarlığın arka planı. Arka planı. Babası. Yani hep seyirlik, hep görüntü. Yani görüntü iktidarının o günkü göstergesi. Versiyonu. Evet, versiyonu. Eyvallah. Hiç Nemrut Dağı'na gittiniz mi? Nasip oldu hocam. Eyvallah. Nemrut Dağı'na gitmişseniz dağın tepesine Nemrut çıkarmış mezarını yaptırmış. Ama dağın üstüne bir dağ taşıttırarak. Binlere zulmederek. Birçok insan öldürerek. Öldürerek. Piramitlerde 100.000 insan ölmüştür. Evet. Piramitlerde 100.000 insan ölmüştür. Ve orada da öyledir. Belki 100.000 değil ama binlerce insan da Nemrut'un piramidinde ölmüştür. Ve bir dağ taşıttırıyor aşağıdan. Sepetler içinde çakıl taşı taşıttırıyor. Dağın üstüne. Sırf oraya nekropolisini yapmak için, efendim lahdini koymak için ve güneşe yakın olmak için. Evet. Yani aslında o bu değil. Tanrılığını İzhar etmek öyle. İçin tanrısı olduğunu. Yani var. İnsanlara zulmünü pekiştirmek için yapıyor burada. İnsanlara tepeden bakmak için yapıyor. İşte bugün de onun yansımasını görüyoruz. Bir firavun mimarisi devam ediyor, bir de saf mimarisi. İslam mimarisi saf mimarisidir. Onun için İslam mimarisinde bakınız evler saf tutmuş gibi, cemaat halindedir. Ama modern mimaride kim kime daha tepeden bakacak. Bakacak ve kim meydan okuyacak evet, daha çok. Bu meydan okuma işi ilginçtir. Rönesans mimarisinde de bunu görürsünüz. Özellikle barok stilinde. Ki Dolmabahçe'ye bakarsanız onu görürsünüz. Dolmabahçe ile Topkapı Sarayı'nı kıyaslayalım hadi. Hakikaten çok değil mi farklı yani hocam? Lütfen. Ya ikisi de saray buyurun. Bir arz edelim onu. Topkapı Sarayı cihan hakimiyetinin içinden yönetildiği, cihan devletinin içinden yönetildiği saray. Tabii. Bakın dışarıdan bakın şöyle. Saray demeye 40 şahit ister dışarı. Uzaktan bakın. Hakikaten öyle. Sönük. Uzaktan bakın. Evet. Mütevazı yani. Ama yerine göre. Ama içine girin. Hayran olmamanız elde değil. Fakat Dolmabahçe'ye de dışarıdan bakın.
çok şey bir yapı zannedersiniz. Böyle efendim ala işli, kaslarını göstermiş bir vücut geliştirme şampiyonu gibidir. Efendim? Aynen. Yani kaslarıyla hava atan bir vücut şampiyonu. Arnold Schwarzenegger'in beton hali. Ama içine girdiğinizde gerçekten ruh yoktur. Şaşa vardır, tantana vardır, ruh yoktur. Aynı şeyi siz Elhamra ile 5. Carlos Sarayı, Elhamra'nın avlusuna, Elhamra'ya nazire olsun diye, yani özür dilerim gıcıklığına, tabii, yapılan 5. Carlos Sarayı var. Şimdi Elhamra'nın karşısında bir Beyazin Tepesi var. Beyazin, El Beyazin Mahallesi. Orada bir mescit de var. Efendim, Beyazin Mahallesi'nde Abdülkadir Es-Sufi'nin yaptığı bir mescit. Şimdi o mescidin bahçesinden Elhamra ve 5. Carlos Sarayı gözüküyor. Çok güzel gözüküyor böyle. Elhamra'ya bakıyorsunuz dışarıdan. Yani ya bir su deposu gibi falan gözüküyor. 5. Carlos Sarayı böyle alayı vala ile gözüküyor. Böyle mutantam bir biçimde. Fakat azizim içine giriyorsunuz 5. Carlos Sarayı'nı. İnanın içiniz kalkıyor. Değil mi? Bu kadar mı kaba? Bu kadar mı manasız? Manasız. Bu kadar mı ifadesiz? Bu kadar mı şahsiyetsiz bir yapı olur? Bu kadar mı kaslı ve kaba bir yapı olur? Efendim? Elhamra'nın içine giriyorsunuz azizim. Nereye baksanız bir güzellik görüyorsunuz. Tezyinat, ihtişam. Nereye bakarsanız bir mana görüyorsunuz. Mana görüyorsunuz. Aslında bu kalbin temsilidir. Yani insan güzelliğini kalbinde taşır. Dolayısıyla dış güzelliğe değil Allah iç güzelliğe bakar. Kalbe nazar eder. İslam'daki bu tasavvur mimariye aynen yansıyor. Aynı zamanda İslam insan tipinin de aynen öyle izharı kendisi gösteriyor. İşte İslam mimarisi İslam insan tipinin mücessem hali. Tehzib-i ahlak, tezyini kalp. Aynen. Değil mi? İçin tezyini. Dışarıdan mahviyet, tevazu. Ondan sade. Aynen öyle. Alabilir. Ama içine girdiğin zaman muazzam bir ihtişam. Eyvallah. Eyvallah. İşte bunu görüyorsunuz. Aslında birinin yaptığı yapıya bakın, onun kim olduğunu söyleyin. Onun için İslam mimarisinin isterseniz şeyine gelmişken devam edelim. Lütfen. Sayalım. Edelim tabii. İslam mimarisi vahye dayanır. İslam mimarisinin şimdi özelliklerini söylüyorum. Bunu da özellikle birinci özelliğini kendiliğinden söylemiş olduk. Saf mimarisidir. İslam dışı mimari ise piramidik mimaridir. Tıpkı namaz safları gibi. Saf mimarisidir. Bunun da özünde ne yatar biliyor musunuz? Şu yatar. İki tip siyaset tarzı vardır. Evet. Saf tipi siyaset, piramit siyaseti. Piramit siyasetinde yükselmek başkalarının başına basarak olur. Evet. Biri yükselmek istiyorsa başkalarının başına basmalıdır. Basacak, ezecek, çıkacak. Ve onun yüksekte durması için alttakilerin başlarını kaldırmamalar. Onun için yukarıdakiler alttakilere ne kadar baskı yaparsa o kadar üstte dururlar. Piramit mimarisinin de mantığı bu tasavvura dayanır. Ta arka planında bu vardır. Evet. Ama İslam siyasetinde öne geçme, yani hayırda yarışma vardır. Evet. Kimse kimsenin başına basmaz. İmam olmak vardır. Eyvallah. Bu da anne yürekli. Ehliyetle alakalı. Anne yürekli. Şefkati de içinde barındırır. Aynen öyle. Evet. Dolayısıyla İmamlığın öyle anadan doğma bir şeyi yoktur. Herkes imam olabilir. Evet. Ve onun için de imama bir metre mesafededir. Yani bir adım mesafededir. Bir adım attı mı imamın yerine geçebilir. İmam da bir adım geriye attı mı yerinden çıkabilir. Bunu bir kaza olursa, başına bir iş gelirse, abdestinin başına bir iş gelirse hemen hepsi bir adımlıktır. Diğeri hemen doldurur. Diğeri bir adımla doldurur. Potansiyel imamdır çünkü. Aynen öyle. Evet. Buna saf siyaseti diyoruz. Bu saf siyaseti mimariye de yansımıştır işte. Öbüründeki piramit siyaseti mimariye de yansımıştır. Özünde aslında içteki neyse mimariye o yansıyor. Dışa o yansıyor. Siz bunu söyleyince hocam, sizi nefeslendireyim biraz. Hazreti Peygamber Medine'ye geldiğinde 3 şey yaptı. Yesrib böylece Medine oldu dedik. 1, Mescid-i Nebevi'nin inşası.
İki, Suffa'nın inşası. Üçüncüsü de pazar dedik. Şimdi ben, bu söyledikleriniz bana pazarla ilgili, ticaretle ilgili de çağrışım yapıyor. Eyvallah. Hatta diyesim geliyor ki ticaret de iki türlüdür. Bir doğru. Saf ticareti, bir piramidik ticaret. Piramidik ticaretteki iki ana unsur vahşi rekabet ve bir başkasının yokluğundan beslenen, onun mahvıyla ancak varlığını devam ettiren bir anlayıştır. Sömürüye dayalıdır. Evet. Haksız rekabete dayalıdır. Evet. Daha fazla kar, daha fazla kazanç. Evet, kazançtır evet. Ve büyük oranda büyümeyi hedefler. Yani şirketiniz ne olursa olsun büyümelidir. Hiç sınır tanımadan. Her alana tatbik edilebilir. Tatbik edilebilir. Evet. Bu iki farklı, duruş, yaklaşım. Evet. İslam mimarisinin ana özelliği vahyiye dayanır. Vahye dayalı olmasıdır. Her şeyin bir merkezi vardır. Aslında vahyin bizde inşa ettiği bir ilkedir, prensiptir. Evet. Vahiy inşa ettiği akılda önce bir merkez inşa eder. O merkezi inşa ettikten sonra etrafını donatır. Evet. Şehrin merkezi camidir demiştik. Hı hı. Efendim, imamsa mihrabın merkezidir. Mihrapsa caminin merkezidir. Evet. Mekke şehirlerin merkezidir ve Kabe ise evlerin merkezidir. Hı hı. Evlerin şahıdır tabiri caizse. İslam mimarisinin ikinci unsuru tevhid mimarisi olmasıdır. Tevhid. Tevhid. Yani tevhid gibi soyut bir kavram mimaride nasıl uygulanıyor? Nasıl buluyor? Evde, şehirde İslam mimarisinde birliğe götürür. Ayrılığa değil. Toplumu birleştiriyorsa evdir, yoksa devdir. Evet. Onun için ibadet eden evlerden söz edebiliriz İslam mimarisi. İbadet eden ev. İbadet eden ev sahipleri değil. Evet. Bu başka demin... Hocam ev secdeye varırsa... Evin secdeye varması o manaya geliyor. Yani öyle secdeye varmıyor. Evin secdeye varması yüzünü mescide vermesi. Mescide deme, amenna. Anlatabiliyor muyum? Yoksa o manada ev secdeye varmasın. Ve zekat veren evler, zekat veren mekanlar. Hiç siz gördünüz mü? Doğrusu. Ben eskiden görürdüm. Bakınız şöyle Bayrampaşa taraflarına. Hı. Zat bir iş yeri yapmış. 15-20 tane dükkan yapmış. Köşede şöyle döküntü minareye benzer bir şey görürsünüz. Yahu o minare orada ne yazıyor? Cami desek cami değil. Değil, evet. Bu zekat veren binalardır bunlar. Hmm. Bu binalar Allah razı olsun yapan insanlardan o binaları yaparken onların zekatını da peşinen vermişler. İçine bir ibadethane olacak bir yer ayırmışlar. Evet. Profesyonel manada bir cami yapmamışlar. Ama orada meskun olan ahali gelip orada ibadetlerini eda ediyor. Bu aslında İslam ülkelerinde çok uygulanan bir şeydir. Ben Mısır'da bunun en tipik örneklerini gördüm. Hatta bunu metrekareye bindirmişler. 400 metrekare alana bina konduran 40 metresini tasadduk ediyor. 40'ta bir. 40'ta bir. Ne oraya gene mescit oraya mi? Oraya küçücük bir mescit yapıyor. 15-10 kişi. Kamuya açıyor. Oradan gelip gidenler binanın zekatı oluyor orası. Hocam çok güzel bir şey. Bunları hep güncellemek lazım aslında. Bugüne tatbik etmek lazım. Tabii ki. Bunlar çok güzel formlara dönüştürülebilir. Çok güzel şeyler olabilir ama bu gelenek yaşamalı. Belediyeci kardeşlerimiz, şehir planlamacılar mesela bunlardan ilham almalılar. Tabii. İlham almalılar. Tabii. Mimar kardeşlerimiz. Aynen öyle. Şehir planlamacıları özellikle. Dolayısıyla zekat veren evlerden söz ediyoruz. Zekat veren mekanlardan söz ediyoruz. İbadet eden evler. Evet. Zekat vakıf veren arazileri şehirlerde ne demeye geliyordu? Hmm. Vakıf arazileri aslında şehirlerin adaklarıydı. Mekanlar da adanır. Evet. Sadece hayvanlar adanmaz. İnsanın adanması İnsanlar gibi. İnsanlar adanmaz. Mekanda. İnsan da adanır. Meryem gibi. Hayvan da adanır. Ve kurban gibi. Ve mekan da adanır. Onun için vakıf İslam vakıflarının mantığı şehrin rant alanlarına dönüşmesini engellemek için. Hmm. Çok mühim. Tabii. Bugün
arazinin ranta dönüşmesini engelleyecek hiçbir mekanizma yok. Hiçbir mekanizma yok. Ve haksız kazanç sağlanıyor. Ve arazi rantı çok büyük zenginlikler, zenginler ortaya çıkıyor. Ortaya çıkardığı için arazi rantı çeteler ortaya çıkarıyor. Evet. Cinayetler ortaya çıkarıyor. Yani sırf arazi rantından dolayı cinayet işleniyor. Evet. Ve arazi rantı oluyor size bir cani. Bunu yani frenleyecek, kontrol edecek hiçbir mekanizma yok. Çünkü vakıf kültürü yok. İslam adanması yok. İslam şehirlerinde vakıflar en ideal yükselmekte olan arazilerin ranta dönüşmesini engellemek için ideal bir yöntem olarak kullanılıyor. Allahu Ekber. Bu çok mühim. Eyvallah. Şimdi 3. köprü münasebetiyle aynen o kadar öyle büyük bir rant savaşı var ki bizzat ben şahit oldum. Çünkü 1. ve 2. köprüde de Türkiye'nin şu andaki ekonomik elitini oluşturmada çok büyük katkıları var bu 1. ve 2. köprünün. Evet. Mesela çok büyük bir savaş yaşanıyor ama bunu frenleyecek vicdani bir sistem yok. Birileri haksız yere bir anda, bir gecede vurgunu vuracaklar. Hatta bir başka birileri de o çetelere ait olmadıkları için belki çetelerin mağduru olacaklar. Mağdur tabii. Mağduru olacaklar. Tabii. Yani vakıflar İslam şehrinde arazi rantı ortaya çıkarmamak için konulmuş ideal bir yöntem olarak ortaya çıktı. Ne güzel. Evet. Ve üçüncüsü insan merkezlidir İslam şehirleri. İnsan yüzlü şehirler. Araç merkezli değil. Değil. Araba geçsin diye. Kesinlikle. Tank geçsin diye değil. Kesinlikle. Araç merkezli değil. Onun için de bakınız İslam şehirlerinde mümkün olduğu kadar insanlar doğal zeminleri kullanarak muvasalat ederler. Ulaşırlar. Ulaşımı temin ederler. Onun için ilişkiye çağırır İslam şehirleri. Kendisinde meskun olanları ilişkiye çağırır. Modern kentler ise ilişkisizliğe çağırıyor. Evet. Bakınız bir apartmanın içine alıyorsunuz. İnsan silosu diyorum. Dolduruyorsunuz. Evet, insanat bahçesi gibi. Aynen. Dolduruyorsunuz insan silosuna. Kibrit kutusu gibi üst üste yığıyorsunuz. Üst kattaki ölüyor, 3 ay cesedi kokuyor da ancak alt kattakinin haberi oluyor. Kokudan rahatsız olunca. Rahatsız olunca haberi oluyor. Böyle mi? Allah aşkına siz insanları birbirine bu kadar yakın kıldınız ama yüreklerini bu kadar ayırabilmeyi nasıl becerdiniz? Diye sorması lazım insanın değil mi? Yani bu kadar bedenlerini yakın koyduğunuz insanların yüreklerini bu kadar ayırabilmeyi nasıl becerdiniz? Bunu, şeytan bunun neresinde diye iyi sormak lazım. Yine komşuluk. Hı hı. Komşuluk İslam şehirciliğinin vacibatındandır. Hı hı. Evet. Onun için yani tabir caizse İslam şehirciliğinde komşu şehrin imanıdır. Evet. Yani nasıl kalp için iman neyse komşu da kişi için odur. Komşu kişi için, kalbin iman için değeri neyse komşu da kişi için odur. Çünkü komşu üzerinden verilen tüm öğütler, gelen tüm naslar ancak komşuluk olunca bir anlamın kazanır. Yoksa komşuluk o hadislerin hiçbirini hükmü yok. Olmamış. Hükmü yani bir karşılığı yokmuş gibi. Karşılığı kalmıyor ki. Dolayısıyla komşuluk dediğimiz şey sadece böyle yan yana yaşamak değil. Evet. Komşuluk dediğimiz şey birçok açıdan birçok şeyi paylaşmak. Tabir caizse komşuluk aslında bir medresenin iki öğrencisi olmak. Yani birbirinin hem öğrencisi hem öğretmenidir komşular. Birbirine tecrübelerini paylaşırlar. Duygularını paylaşırlar, düşüncelerini paylaşırlar, hayatı paylaşırlar, imanı paylaşırlar, insanlığı paylaşırlar. Ortak bir sadece ailenin ferdi şey gibi değil, davranırlar. Tabii. Yani gayrimüslim ve Müslümin komşuluğu da böyle. Evet. Efendimiz bunun en güzel örneklerini vermiştir. Gayrimüslim komşusu hastalanınca onu ziyarete gitmiş. Ona hediye götürmüştür. Ve evde pişen yemekten gayrimüslim komşusuna göndermiştir. Yeah. Dolayısıyla komşuluk dediğimiz hadise aslında modern kentçilikle şehir, klasik şehri ayıran temel bir ayrım noktasıdır. İşte komşusu açken tok yatan bizden değildir. Bu hadisle nasıl amel edeceksiniz? Yani. Komşunuz varsa amel edeceksiniz. Komşunuz yoksa nasıl amel edeceksiniz? Modern şehrin komşusuzluğu en büyük belasıdır.
aslında. Modern şehri yaparken de zaten komşu eksenli olsun diye yapılmıyor. Aksine komşunun yüzünü görmeyeyim, kopuk olsun tabii, diye. Tabii. Yüzünü ne kadar insansızlaştırırsa o kadar iyi diye düşünüyor. Evet. İyi diye düşünüyor. Yani karşısına bir yüz çıkmasın, selam verecek insan çoğalmasın. Hı hı. Mantığı üzerine kurulu. Onun için neden bu? Özünde bireyci. Evet. Yani bireyci tasavvur kendisini şehre dönüştürdüğünde ortaya böyle bir kent çıkıyor. Kopuk bir yapılanma aynen ortaya öyle çıkıyor. Aynen öyle. Dördüncüsü, tabiata saygılı. Hı. İslam mimarisi tabiata saygılıdır. Takvalı ev diyorum ben. Takvalı ev. Tabii ya. Takvalı evet insan olur ama ev oluyormuş. Oluyormuş. Nasıl oluyor takva, onu bir dinleyelim sizden. Yani sorumluluk bilinci diye eğer anlarsak takvayı, evler de sorumlu ve sorumsuz diye ikiye ayrılabilir. Sorumsuz evler. Yani evin sorumsuzu olur mu diyeceksiniz. Kanser üzerinden bir misal verebilirim. Lütfen. Kanser neydi? Bur aslında kanserli hücrenin ölmesi gereken kanserli hücrenin ölmeyerek kendisi kendisini çoğaltması. Çoğaltması. Kontrolsüz büyümesi, çoğalması. Eyvallah. Peki aslında komşularıyla ilişkisini kesmiş hücreye biz kanserli hücre diyoruz. Yani bünyeden kendini koparmış, dokudan ayırmış. Aynen öyle. Dokudan kopmuş. Komşu hücrelerle irtibatını kesmiş, komşuluğunu kesince kendi otonomluğunu ilan edince biz buna kanser diyoruz. Kanser budur aslında. Kanserin bir başka tarihi bu. Aslında bir ev komşudan kopunca kanser olur. Kanser olmaya başlıyor. O dokuya evet zarar vermeye başlıyor. Dokuya zarar vermeye başlıyor. Tüm dokuya zarar tüm vermeye. Dokuya. Doku organa zarar veriyor. Belki organ bir gün geliyor bedeni götürüyor. Onun için bakınız ev bir hücre, mahalle bir doku, şehir bir beden. Anlatabiliyor muyum? Ben haddimi aşarak bunu evin içine de uyguladım. Doğru. Evin içinde kız istiklaliyetini ilan etmiş, kalın duvarlarla çevirmiş odası. Odası. Odasında interneti ve o. Kanserli oda. Kanserli oda. Eyvallah. Oğlan PlayStation'da, o kendi alemini kurmuş, kopmuş. Hanımefendi televizyonda, hadi salonun içindeler ama ortak görünmeyen bir duvar oluşturmuş. Kanserli bir dünya. Beyefendi maçta, efendim babaanne ölümde, evlat başka bir halde, Necip evet Fazıl'ın evet hani bir üst katta. Dede namazda. Dede namazda. Evet. Böyle bir kopmuş birbirinden. Mahşerin dört atlısı. Mahşerin dört. Şimdi evin bizzat içinde böyle bir kanserli yapı var. Eyvallah. Evler evet kopuk. İşte aslında hep diyoruz ya, insanın içindeki tasavvur neyse o mekana yansıyor, eve yansıyor, şehre yansıyor. Yani siz bunu evin reisi yaptığınızda evde onu görüyorsunuz. Memleketin reisi yapsanız memlekette onu görürsünüz. Evet. Dünyaya lider yapsanız dünyada onu görürsünüz. Belki milliyetçilik falan da bunun başka türlü yansımaları. Doğru. Yani doğru, belli ırktan olanları belli bir şekilde bünyeden koparıyorsunuz. Onları daha önce geçen hafta konuşmalarımızla da birleştirelim. Evet. Onları bir kanserli hücre haline getiriyorsunuz. Ve onlar terör, şiddet, problem üretmeye başlıyorlar. Öbür unsuru aynı şekilde istiklaline kavuşturuyorsunuz, müstakilleştiriyorsunuz. Yani sosyal hayat, ev hepsi iç içe çok bağlantılı hocam ya. Eyvah. Ya bu tahliller o kadar insanı geniş açılımlara sevk ediyor ki düşündükçe çok bağlantı beliriyor. Doğru. Öyle gözüküyor. Doğru. Evet. Yani İslam mimarisinde dedik hakikaten insan merkezlidir. Ve insan merkezli komşuluk ilişkileri tespit eder, belirler. Ve tabiata saygılıdır dördüncüsü İslam mimarisi. Bu çok mühim bir husus yalnız. Tabiata saygılılık. Üç günlük imar için 3 milyar yıllık Allah'ın mimarisini yok etmez. Allah'ın mimarisi. Topografya Allah'ın mimarisidir. Tabii topografya, tabii harita Allah'ın mimarisidir. Orada bir dağ vardır. Tabii. O dağ Allah'ın mimarisidir. Siz 3 günlük mimariniz için o dağın oradaki yaşı,
8 milyar yıl. Yıl, onu kesiyorsun. Siz 8 milyar yaşında bir mimariyi yerle kaç gün gideceğini bilmediğim mimariniz, kıytırık mimariniz için yok ediyorsun. Allah'tan kork. Bu nasıl bir anlayış? Bu nasıl bir saygısızlık? Bu nasıl bir cüret daha doğrusu? 8 milyar yaşında bir tarihi eseri. Yahu biz tarihi eser deyince 30 yıl geçti mi üstünden alıp köşeye koyuyoruz. Çok da matah bir şeymiş gibi sergiliyoruz. Dedemizden kaldı mı hele? Hele onun da dedesinden kaldı mı? Hele 300-500 yıl geçti mi ona paha biçemiyoruz. Tabii. Müzeler alıyor. İyi de 8 milyar yaşında, 9 milyar yaşında bu eseri nasıl kıydınız da yok ettiniz? Yani üstüne yapamaz mıydın? Ona uygun yapamaz, onu oraya koyan boşuna koymadı ki. Bu kainata yaratıcısı olmayan bir şey gibi, gelişi güzel bir şey gibi bakan bir gözle ancak yapılır. Evet. Bu kainatın bir mimarı vardır. Ve kainatın mimarı en büyük mimari şaheserini yapmıştır. Evet. Onun için öncelikle saygı duy. Saygılı mimari. Kainata. Ona eyvallah. Uyumlu ol, uyumlu eyvallah. Mimari geliştir. Eyvallah. Öbür türlü imar değil, imha olur. Aynı değil şeyi mi? Malzeme kullanımında da görüyoruz. İslam mimarisinde malzeme başka yerden taşınmaz. Malzeme bölgede ne varsa o kullanılır. Onun için de bakınız. Taş varsa taş, taş kum varsa taş, kum. Ahşap varsa ahşap, kum varsa kum, kil varsa kil. Neyse. Efendim. Yani bu da kötü olacak diye bir şey yok. Semerkant'a, Buhara'ya, Belh'e gidin. O harika eserler topraktan. Toprak, yani çamur, tuğla, balçık. Tuğla, tuğla dökülmüş, hala yaşıyor. 700 yıl, 800 yıl. Hatta tuğla değil, balçıktan yapılmış kaleler var bugün bu bölgede. Mavera-ı-Nehir'de. Hala harika bir biçimde ayakta duruyor. Yani çamurdan yapılmış. Bu malzemeye saygıdır. Sadece saygı çerçevesinde görmeyelim bunu. Bunun psikososyal ve psikopatolojik, psikofiziksel, somatik, psikosomatik sonuçları var. Tıpkı psikosomatik hastalıklar gibi. Nasıl bu? Aslında memleket hasretiyle izah edebilirim bunu. Bakınız, babalar ve dedeler memleketi özlüyorlar. Torunlar memleketi özlemiyorlar. Bu izahı olan bir şeydir, fiziki bir şeydir bu. Nasıl bir izah bu? İnsan topraktandır değil mi? Evet. İnsanın topraktan olması, Adem'in topraktan yaratılması Rabbimizin çömlek yaptığı anlamına gelmiyor. Tabii. Öyle Yahudilerden bize geçmiş anlayışta olduğu gibi. Efendim, yani Rabbimizin çömlek yaptığı anlamına gelmiyor. Çanak çömlek evet, Adem de nutfedendir. İnsan suresinin ikinci ayeti bangır bangır bağırıyor. Yani insanın tüm cinsleriyle, tüm türüyle insan türüne giren her unsurun min nutfetin, nutfeden yaratıldığını söylüyor. Buna Adem de girer, Adem'in kendisi de girer. Aynen öyle, evet. Biz topraktanız, elementer kökümüz toprak. Embriyolojik kökümüz toprak çünkü anne karnında küçücük mikroskopik bir varlık olarak düşüyoruz. Büyüyor, büyüyor, büyüyor. 3-4 kiloya geliyoruz yine topraktan besleniyoruz. Ve 4 kilo doğuyoruz 70-80 kiloya geliyoruz. Geri aldığımız şey de topraktan. Yani topraktan bu manada. Ve aldığımız topraktan aldığımız o şeyler bizi o toprakla akraba kılıyor. Vatan hasreti dediğimiz, da'us sıla dediğimiz şeyin fiziki tarifi bu. Tarifi bu. Çünkü o topraktan beslen, özlüyor. Aldığın şeyler seni aynen çekiyor. Öyle. Tabii aynen öyle. Seni çekiyor. Ama torununda ya da çocukta yok. Torunda yok. Yok. Torunda yok çünkü o almadı orayı. Onun için de özlemiyor, çekmiyor yani cazibe kopmuş. Bir de o çocuğun belli bir toprak da değil. O çocuk mesela market kültürüyle yetiştiği büyüdüğü için... Market, yediği muz... Hiçbir özlediği şey yok. Hiçbir şey özlediği, yani tabii, yurtsuz. Aynen öyle. Darüs silah fikri vatansız. Yok. Vatansız. Evet. Çünkü birini Afrika'dan gelmiş muzu, öbürünü bilmem işte kiviyi başka bir yerden yemiş. Eyvah. Dünyanın dört tarafından beslendiği için, suni beslendiği için... Eyvah.
Yani özlem duyacağı, kendini çeken bir sabit bir yer yok. Yok. Ve işin bir tarafı bu. Bir tarafı hakikaten malzemeye saygı manasında söylüyorum. Bugün evleri yıksak geri kazanımımız yüzde kaç olurdu? Çok az. %5 desem, %5. 10 desem çok cömert olmuş olurum. Betonun nesini geri kazanacağız? Fayansı kırdığın zaman bir daha hükmü yok. Bundan 50 sene, 100 sene öncesine kadar binaların %85'i geri kazanılıyordu. Geri dönüşümlü. Geri dönüşüyordu. Kullanılıyordu. Taşlar kullanılıyordu. Ahşap kullanılıyordu. Kapılar kullanılıyordu. Dam kullanılıyordu. Hezenler kullanılıyordu. Mağlar kullanılıyordu. Hatta toprak kullanılıyordu. Doğru. Aynen. Damdan indirdiğin toprak bahçede kullanılacak. Kararsın bahçenin duvarında kullanırsın. Aynen öyle. Dolayısıyla bugün yıktığınız bir binanın yüzde kaçını kullanırsın? Enkazdır aslında. Enkaz. Ve bu manada bakınız, bina dayanıklılığı üzerinden de konuşursak, İslam mimarisinde ortak kullanım alanları dayanıklı yapılır. Uzun ömürlü yapılır. Ama bireysel alanlarda uzun ömürlükten bile isteye kaçınılır. Bireysel alanları uzun ömürlü yapmaya kalktığınızda sizden sonrasını ipotek altına alıyorsunuz. Evet. Evet. İpotek altına alıyorsunuz. Hadi mahkum ettiniz. Evet. Yani benim zevkime, benim neşeme, benim mekanıma mahkumsun. 300 senede olsa bura tarihi eserdir. Taşına dokunamazsın, yıktırmam. Niye? Yani bireysel mekanın kutsanması. Kutsanması vardır. Evet. Bir de ebediyet tevehhümü var. Aynen öyle. Oraya İnsanın faniliği hakikatine bu dünyanın düşüyor. Faniliğine ni unutturan, cenneti bu dünyada aratan bir yaklaşım. Evet. Dolayısıyla yeni nesillere de imkan bırakmayan, yeni nesillerin önünü tıkayan, araziyi ipotek altına alan bir yaklaşım. Oysaki İslam mimarisinde ortak mekanlar kalıcı yapılır. En kalıcı yapılır. Bakınız. Ortak mekanlar en önemlisi de cami. Süleymaniye'ye bakınız. Süleymaniye. Sultanahmet'e bakınız. Mermerden yapar. Selimiye'ye bakınız. Taştan yapar. Ya. Ama Süleyman'ın etrafındaki evleri ahşaptan yapar. Aynen öyle. Kendi evini o kadar dayanıklı yapmaz Sinan. Ya. Anlatabiliyor muyum? Çünkü bireysel, ferdi. Eyvallah. Ferdi. Yani bu da edeptir işte. Ve malzemeye bakış açısı bu manada hakikaten Abdülkadir Es-Sufi'nin eserinde okumuştum. İyan Dallasken yazdığı bir eser o. Hı-hı. Efendim bir kainat enerjisi varmış. Prana diye. Prana. Prana enerjisi. Kainatın yaydığı kainat bir enerji. Kainat yayıyor bu enerjiyi ve bu enerji insanla buluşunca insana huzur veriyor. Fakat beton bu enerjiyi engelliyor. Bu enerjiyi engellediği zaman insanda melankoli, anguas, efendim, işte şizofreni, şizofreni, efendim, sıkıntılar, can sıkıntısı, buhranlar. Eyvallah. Çeşitli buhranlara yol açıyormuş. Ve bunu okumuştum, ilginç gelmişti bana. Çünkü kainatın enerjisi geliyor, orada karşılığını bulamıyor, yansımıyor. Bütünleşemiyor değil mi? Yani engelleniyor, çarpıyor, düşüyor. Devam edelim mi? Hocam bir ara vermemiz lazım. Siz de onu fark ettiniz. Arkadaşlarımız da bize sabır gösterdi. Ben de sizi bölmek istemedim. Çünkü akış kopuyor o zaman. Efendim bir ara vermemiz lazım. Dinlenelim. Şöyle bir zihnimizdeki çarkları birazcık değiştirelim. Ondan sonra tekrar tazelenmiş bir vaziyette yolumuza devam edelim.